Önümüzdeki sezon transfere dair artık gelişmeler konuşuluyor. Sörloth ismi senin de sık sık kaleme aldığın bir haber. Detay. Şimdi Fenerbahçe için adını zikretmişken Mehmet hemen sana sorayım dedim. Bu transferle ilgili gelişme var mı? Aynı zamanda Koray Günter ismi yine konuşuluyor. Dün Malatyaspor'da forma giyen Mustafa Eski Hellaç yine Beşiktaş'ın listesinde olduğu. Biraz böyle hareketli bir transfer dönemi mi bekliyoruz acaba Beşiktaş'ta? Var. Beşiktaş'ta hareketli transfer dönemi var. Onun dışında 19 yaşında İsveçli bir kanat oyuncusu transferi için şartlar zorlanıyor. Henüz oyuncu net olarak ikna edilmiş değil. Özellikle ailesi ikna edilmiş değil. Beşiktaş onu zorluyor şu an. Şartlar biraz ilerlesin. O ismi de duyururuz tabii ki. Tabii alternatifleri de vardı bu ismi. Sebastian Nanesi vardı mesela, bir alternatif. Yani bir İskandinavya'dan bir oyuncu portföyü oluşturulmuş, bir liste oluşturulmuş. Öncelik olarak verilen ismi henüz ikna etmiş konumda değil Beşiktaş yönetimi. Stoper için Koray Günter, Kaan Ayhan, Abdülkerimli bir dönem hep geçirdik muhabirler olarak, ama Koray Günter ve Abdülkerim'in maliyetleri aşağı yukarı aynı. Beşiktaş burada bir seçim yapacak. Ya da ikisini birden alma ihtimali de doğacak. Neden? Vida ile olan sözleşme henüz net olarak imzalanmadı. Vida ile aşağı yukarı orta yol bulundu bu arada. Vida kalmak istiyor. Son sözü biraz başkan söyleyecek gibi o konuda. Bakarsınız hem Koray hem Abdülkerim bardakçı olur. Ama Beşiktaş iki oyuncuda da arzulu ve istekli. Burada Verona'nın beklentisiyle Konya'nın Spor'un beklentisi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani onu söyleyebiliriz maliyetler konusunda. Sörloth'a gelirsek, Beşiktaş bir kere Sörloth için görüşmelerine başladı. Bu saklanacak, gizlenecek bir durum yok. Menajeriyle zaten görüşülüyordu. Hani fikir, yani sezonun bitmesini beklemeyecek herhalde Beşiktaş. Sörloth'un İstanbul'da, Türkiye'de oynayıp oynamama arzusuyla ilgili fikrini sormak için. İstanbul'da oynamak istediğini, oynayabileceğini, sıcak baktığını menajeri Beşiktaş geri dönüşüm feedback olarak aldı. Ama burada tek konu, hani Sörloth'a sezon bitiminde Almanya'dan, Fransa'dan, herhangi bir Avrupa takımından teklif gelir mi? Mevcut performansıyla çok gelecek gibi durmuyor üstte seviye takımlarda. Beşiktaş Sörloth için 5 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli artı %50 gibi sonraki satıştan pay maddesini devreye alacağı bir teklifi planlıyor şu an. Çünkü kiralamaya Leipzig ben kapalıyım diyor. Bir sezon kiraladım yeter diyor. Çok fazla ona sıcak bakmıyor. Ancak bonservisiyle satamazsa Sörloth'u ki. Ama Beşiktaş'ın vereceği rakam, teklif edeceği oran Leipzig ne yahut verecek? Henüz bu net olarak masada yok. Çünkü Real Sociedad'ın bir hakkı var hala. Real Sociedad'daki dönemi bittikten sonra Sörloth transferiyle ilgili olarak Beşiktaş resmi adımlarını, teklifinin boyutunu iletir. Tabii ki Trabzonspor denkleminin içerisinde olacak. Trabzonspor aynı teklifi vermeyi kabul ettikten sonra Sörloth'la ilk görüşme hakkına sahip. Onun dışında alternatifler üretiliyor ama Beşiktaş'ta her mevki için, transfer düşünülen her mevki için 5 oyuncu alternatifi var. Mesela Sörloth'un alternatifi MLS Ligi'nden Buksa. Polonya milli takımında oynuyor. Buksa bir alternatif. Onun dışında West Bromwich Albion'dan Valerian İsmail eski takımından Dale Dijk konuşulan isimlerden. Ancak Beşiktaş'ın önceliği herkesin bildiği gibi Sörloth. Sörloth sıcak baksa da biraz maliyet konuşur bu işlerde. Evet. Maliyetlerde de elinin ne kadar sıkı olduğunu biliyoruz başkan. Öyle yani 50-100 bin euroların dahi pazarlığı gidiyor. Ya bir de şöyle bir şey var, şimdi az önce bahsettiğim çok ciddi ödeme yapılacak. Bakın yani bunu kısa süre sonra başkanların dilinden duyacağız. Tabii. Yapılacak rakamlar yani inanılmaz rakamlar. Ben Galatasaray'da öğrendim. 200-300 milyon TL bandında gelirlerin %25'ini aşmayacak şekilde. İlk faiz ödemesi gerçekleşecek. O sadece faiz ödemesi ama. Onun ana para ödemeleri çok yüksek. Ekstra ödemeleri var kulüplerin. Beşiktaş'taki rakam çok, bahsedilen rakamı çok daha üzerinde. O yüzden başkan öncelikle bunları çözmeye çalışıyor. Bunlar çözüldükten sonra ekonomik şartlar olgunlaşırsa bu tarz transfer hamleleri olur. Ancak Beşiktaş'ın elini rahatlatan konu şu. Yani sözleşmesi bitecek oyuncuların maaşlarını bir sayarsak zaten 25 milyon euro yapıyor aşağı yukarı. Dolayısıyla o 25 milyon euroluk rahatlama içerisinde hareket edecek Beşiktaş. Ancak şu an için dediğimiz gibi stoperde Koray, Abdülkerim, belki de ikisi, bilemiyoruz. Biraz orada Vida'ya bağlı bir durum var Koray'da çünkü. Vida sözleşme inlerse
Koray merkez stoper oynuyor. Yani merkeze ihtiyaç hasıl olmayacak gibi. Çünkü Necip Uysal'ı da orada değerlendiriyorsunuz. Ama sol stoperiniz elinizde sadece Montero var. O yüzden Abdülkerim olabilir. Onun dışında İsveçli sol kanat oyuncusu henüz ikna edilemedi. Özellikle ailesi ikna edilemedi. 19 yaşında genç potansiyel görülen bir oyuncu. Ve Alexander Sørloth liste başı. Alternatif de Buksa. Hemen Mehmet sana da sorayım. Beşiktaş görünen o ki hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Çok özür diliyorum. Mustafa Eskiyelilaç'ı sen söyledin. Ben atlamış olmayayım. Mustafa Eskiyelilaç Malatyaspor'daki alacaklı uzun süredir alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle bir başvurusunu yapmış zaten. Bir ay süresi var bu ihbarın. 6 Mayıs'ta doluyor. 6 Mayıs'tan sonra görürüz Mustafa Eskiyelilaç'ın nereye gideceğini. 5 kulüp istiyor dedi bana Mustafa Eskiyelilaç'ın yakın çevresi. Artı bence önemli bir transfer Gelson Fernandes. Evet. Yani 3-4-3'te Valerian İsmail o bölgede Josef Yıldız'ın Can'ı kullandı. Can olmaz. Can'ın çok ciddi bir pozisyon bilgi sıkıntısı var. Daha hani Kanada yakın çok 3-4-3'ün göbeği olacak oyuncu değil ama Gelson Josef'le birlikte oraya nokta atışı. Kenarları da Rozier Rıdvan gibi çok rahat. Artık hani günümüz futbolu Fenerbahçe'de itirazımız vardı. O sayı Samuel Ferdi ile olmaz. Hayır oluyor artık. Günümüz futbolu o tarz tempolu oyuncular istiyor. Evet. CV olarak bakarsan Galatasaray'ın elindeki oyuncu sol bek olan Van Aanholt, sağ bek Omar ama hani ben bir kadro planlaması yapsam Rozier Rıdvan, o sayı Ferdi'yi tercih ederim bu isimleri. Artık futbol değişiyor. Tıpkı artık Babel tarzı ön tarafta kanat oyuncularına yer kalmadığı gibi. Beşiktaş bu anlamda 3-4-3 için orta saha özelinde şanslı. Yani sayalım. Josef, Gelson Fernandes, Rıdvan, Rozier dörtlüsü gayet iyi bir dörtlü. Üçlü savunmada çok ilginç bir denklem var. Tıpkı Fenerbahçe'de Tisserand'da olduğu gibi. Tisserand üçlünün sağı için çok iyi bir stoperdi ama dörtlü de son tercih oldu. Beşiktaş'ın dörtlü savunması için son tercih olacak Wellington bence şu aşamada ilk tercih olmalı. Üçlü de gayet iyi oynuyor. Son maçta da ben Necip'i beğenmedim onu söyleyeyim o bölgeye. Hmm. Necip biraz daha dörtlü savunmada idare edebilen bir oyuncu. Üçlü savunmada sizin topla ilişkiniz iyi olmalı, oyuna katılmalısınız. Necip de bir yere basmalısınız. Kadar Joker. Tabii. Savunma tarafında Necip her zaman var da işi yani oyun kurma vesaire orada yok, biraz... Üçlü de sıkıntı. Ön tarafa gelirsek de oraya muhakkak Batu Şahin yerine bir golcü ister. O isimlerini bana Sørloth çok çok mantıklı geliyor. Batu Şahin gol kralı olursa acaba ne olacak? Evet şimdi gol kralı olmuş kalan 5 maçta. Yanlışlıkla Batu gol kralı olma ihtimali var yani. Yanlışlıkla tabii ki. El kabiyle kapışmıyor mu şu an? Evet. Bir gol olması gerekiyor aralarında fark ama bilmiyorum Beşiktaş bu saatten sonra 15-14 olması gerekiyor. 15-16 olabilir. Yani bir gol fark var. Şunu merak ediyorum o gün. Bu saatten sonra Batu penaltı olmadı. Kazanılırsa çok Batu Şah'ı kullandıracaklarını düşünmüyorum. Gezal sağdaysa Gezal atar. Geçen sene şampiyon penaltısı Gezal attı. O kadar attı attı 5.'yi kaçırdı işte. Kısmetsizliği oradaydı. Ama bu sezon en çok eleştirdiğimiz oyunculardan bir tanesi Batu Şah'ıydı. Yani ama o gollerin ben hala ısrarlıyım. Hemen yakaladım seni sorayım mesela. 3-4 tanesi santrafor golü. Hayır. Bu arada şey hangisiyle maç kazandı? 15 golde. O da ama yedek. Evet. Şimdi Mukayla Muleka oynuyor. Yedekte şunu söyleyeceğim. Batu Şah'ı evet sayısal olarak nicelik olarak gol attı ama nitelik olarak tabii, ben Van Persie'ye çok benzetiyorum. Santrafor golleri yani maç kazandıran golleri çok az. Onun için şimdi Beşiktaş'ta sezon başı yapılan 3 büyük transferi yani Batu Şahin, Pjanic, Alex Teixeira bunların arasında benim ya şu anki tabloda en az eleştirmem gereken isim aslında Michy Batshuayi. Bir numaraya Alex Teixeira'yı koymam gerekiyor. Doğru bence de. Alex Teixeira saha içerisinde bakıyorsunuz takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamada yok. Ceza sahası içerisinde pozisyonlarda yok. Toparlayalım. Sonuçta yok. Yani arada sırada bir ceza sahasına uğrayıp bir arkadaşları ne yapıyor diye bir bakması gerekiyor oralarda. Arkadaşlarım ne yapıyor acaba ceza sahasında? Yani ben bir hücum oyuncusuyum diye. Ben şunu iddia ediyorum. En kötü Adem Leç bugünkü Alex Teixeira'dan kötü değildi.